24 ekranlarından yeniden merhaba. Ben Elif Hakkayakuter. Kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası deprem bölgesinde yönelik yatırım planını duyurdu. Buna göre banka bölgeye 1,5 milyar avro yatırım gerçekleştirecek. Bankadan yapılan açıklamada söz konusu kaynağın özel sektörün desteklenmesi ve altyapı yatırımları için harcanacağı belirtildi. Bankanın bu yatırımlarla bölgenin yeniden inşası ve ülke ekonomisine yeniden entegre olması, beşeri sermayenin, mesleklerin ve bölge insanının geçim kaynaklarının korunmasını amaçladığını vurgulandı. 2009 yılından bu yana Türkiye'ye yaklaşık 17 milyar avroluk yatırım yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 2022 yılındaysa Türkiye'de 1,6 milyar avroluk yatırıma imza attı. Fed Başkanı Powell ikinci kez konuştu. ABD Kongresi'ndeki para politikasına ilişkin sunumunun ikinci gününde faiz artış hızı konusunda mesaj verirken önceden planlanmış bir yolda olmadıklarına dikkat çekti. Powell açıklamasında yetkililerin faiz artış hızı hakkında henüz bir karar vermediklerini belirtti. Ek verileri görene kadar bu konu hakkında bir karar almayacaklarına dikkat çeken Fed Başkanı, önceden belirlenmiş bir yolda olmadıklarına da vurguladı. Powell mevcut görünüme ilişkin yorumundaysa, veriler faiz oranlarının nihai seviyesinin beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor ifadeleri kullanıldı. Piyasalara bakacağız. Dün yükseliş eğilimli hareket eden Borsa İstanbul 100 endeksi %1,05 artıda 5438 puandan kapanmıştı. Borsa yeni güne de hafif alıcılı %0,36 artıda 5457 puandan başladı ve şu an itibariyle de 5477 puandan işlem görüyor. %0,72 artıda Borsa İstanbul 30 endeksi 6058 seviyesinde. Kur tarafında durum ne? Yatay seyrini sürdürüyor. 18.95'ten işlem görüyor. Dolar, euro tarafında da 20.05'i görüyoruz. Altın, yatırımcılar arasında Fed'in bu ay daha güçlü faiz artışına gidebileceği spekülasyonlarının artmasıyla yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Ons altında 1817 dolar seviyesini görüyoruz. Gramda 1107, çeyrek altında da 1811 seviyesini görüyoruz içeride kapalı çarşıda. Petrol tarafına bakalım. Petrol fiyatlarında hafif bir gerileme var. Uluslararası piyasalarda Brent tam petrolün varil fiyatı 82,6 dolardan işlem görüyor. Son olarak faize bakalım. Faizde de tahvil faizi %10,5, repo faizi de %11,61. Evet, Fed Başkanı Powell bu haftanın ikinci konuşmasında alınacak faiz kararlarının verilere bağlı olacağına ve Mart faiz artışının boyutu konusunda henüz bir karar alınmadığını vurguladı. Tüm bu gelişmeleri konuğumuzla konuşacağız. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün konuğumuz. Merhaba Barış Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Fed Başkanı Powell bu hafta İki konuşma gerçekleştirdi. ABD Kongresi'ndeki sunumunda yaptığı açıklamaların ilkinde şahin tonunu algılanmıştı. İkinci konuşmasındaysa tonunu yumuşattı denebilir mi? Her iki konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve piyasaya yansıması da nasıl oldu? Evet. Tabii iki günlük konuşmasına baktığımızda özet olarak tabii söyleyebileceğimiz şey öncelikle beklentilerden daha şahin tonda konuşma olduğunu ilk etapta söylemek gerekiyor. Salı günü konuşmasında kullandığı ifadelerden biraz bu algılandı. Yani faiz oranlarının işte ifadelerinde baktığımızda söylediği şey şu: muhtemelen daha önce öngörülenden daha yüksek bir seviyede olacak demesi önemli. Çünkü yani yılın geçen yani 2023 yılının başında %5'in biraz üzerine kadar faiz oranları beklentisi vardı. Genel anlamda bakıldığında piyasa Fed katılımcılarının ve piyasanın fiyatlaması bu şekildeydi. Ama tabii yılın başından bu yana geçen süreçte hem Aralık hem de Ocak enflasyonuna bakıldığında Amerika'da belli bir seviye üzerinde tutunmanın yani yapışkanlığın oluştuğuna dair işaretler görülmeye başlandı ve buna yeni verilerin de eklendiğini gördük. Enflasyonun ve enflasyonun göstergesi olan verilerde
Başta istihdam olmak üzere aslında onu da söylemek lazım. Güçlü istihdam yarattığı ve ücretlerdeki yükselişin yarattığı enflasyona bir katılık olma durumunun yani FED tarafından da artık şu anda daha yakından değerlendirildiği göz önüne bulundurulmuş gözüküyor. O açıdan da Powell'ın da bu sunumlarda bu tonunu bu şekilde sertleştirdiğini yani faiz artırım konusunda söylemek lazım. Ama tabii dünkü konuşmasında yine benzer faiz artımlarının beklentilerden yüksek olacağına dair işaretlerin yine verildiği bir konuşma olsa da yani şu anda Mart ayı toplantısında 21-22 Mart'taki toplantıda yani herhangi bir şu anda oran hani konuşulmadı ifadesinin kullanılması da yani bu dünkü konuşması yani Salı günkü konuşmasından sonraki süreçte 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali güçlendikten sonra biraz daha tonunun yumuşadığını da söyleyerek mümkün. Yani burada yine aslında söylediği şey verilere bakacağız, verilere odaklı olacağız. Buradaki en yakın bakılacak veri de tabii ki istihdam verisi olacak. Yani yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ve oradaki ücretlerdeki artış ne derecede gerçekleşecek beklentilere göre bu herhalde Fed'in en yakın izleyeceği sonuç olacak diye düşünüyorum. Diğer taraftan istihdam da güçlü. Onu da söylemek lazım. Dün gelen verilere baktık. Hem işsizlik başvurularında hem de açık iş sayılarında yine aslında güçlü istihdamın hala devam ettiğine dair işaretler de gelmeye devam ediyor. Açıkçası Fed'in daha önceki ifadelerinde enflasyon geçici tonunu kullandıktan sonraki süreçteki enflasyonun kontrolden çıkmasından sonra şu anda çok daha temkinli olduğunu ve enflasyonda hedeflediği %2 hedefinden de şu anda yüzde yani 3 kat ya da 4 kat yukarıda olduğunu gördüğünden şu anda bu tonunu korumakta ısrar ettiğini görüyoruz. Ve şu aşamadan sonra baktığımızda da piyasa fiyatlaması daha önceden zaten başlamıştı. %5.7'lere kadar, 5.8'lere kadar çıkan faiz aralığındaki tepe seviye gözlenmeye başlamıştı. Buna dair de beklenti fiyatlaması da olmaya başladı gibi gözüküyor. Ve son baktığımda da Fed fon vadelerinde faiz artırım ihtimalinin 150 baz puanlık oranda %78'lere kadar çıktığını da görüyoruz bu konuşmalar çerçevesinde. 5.300'ün üstünde tutunan bir borsa görüyoruz. Bu yükseliş trendinde olduğu anlamına geliyor mu? Tekrar zirveyi görür müyüz? Evet, yani Borsa İstanbul tarafında da işler aslında yolunda gidiyor diyebiliriz. Yani tabii yaşadığımız deprem felaketinin hemen akabinde ciddi bir volatilite yaşanmıştı ama o volatilitenin önüne geçmek ve aynı zamanda yerli yatırımcının birikimlerini, buradaki varlıklarını da koruyabilmek adına bu volatiliteki yüksek ortamda baktığımızda önlemlerin, atılan adımların oldukça yerinde olduğu şu aşamada baktığımızda gözleniyor aslında. Hem buna varlık fonu da geçen hafta etki etti bu endeksteki yukarı yönlü harekette. Diğer adımlarla birlikte bakılırsa endekste şu anda belli bir seviye üzerinde tutulmanın sağlandığını görebiliyoruz. İlk etapta 5000 seviyesiydi orası. Bunun üzerinde bir tutunma meydana geldi ve sonraki günlerde baktığımızda özellikle bankacılık hissesinin endeksinden gelen, yani banka hisselerinden gelen destekle birlikte bazı dirençlerin de geçildiğini görüyoruz. Orası da mesela ilk etapta 5300'dü. Bunun üzerinde şu anda bir hareket var. Bu da aslında kısa vadedeki yukarı yönlü trendin devam ettiğini işaret ediyor. Yani bu soruya cevap olarak aslında bunu bu şekilde verebiliriz. 5000-5300 yani bu seviye üzerinde kalmaya devam edebilirse eğer ki şu andaki görüntüde şu anda gözüküyor. Bugün baktığımızda dün de aslında denenen 5500 direnç seviyesi de bizim için oldukça önemli olacak. Bu seviye üzerinde bir kalıcılık arayacağız önümüzdeki günlerde. Baktığımızda yani Borsa İstanbul tarafı yurt dışındaki gelişmelerden bağımsız şu anda ilerliyor ve yaşadığımız bir seçim atmosferi içerisinde Borsa İstanbul'un atılmış olan bu adımlarla biraz da kontrollü bir seyrini izleme imkanına sahip olacağız diye düşünüyorum. O açıdan yeni gelecek halka arzlarla birlikte baktığımızda yine aslında yatırım alternatif bakımından da bakılırsa volatilitedeki bu düşüş eğilimiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında toparlanmanın bu önlemlerle birlikte geldiğini görme ihtimalimiz var gibi gözüküyor. Dediğim gibi ilk etapta bir 5500 yani bu hafta kapanışının mesela üzerinde gerçekleşirse yukarı yönlü trendin yukarı yönlü seviyelerin yeni seviyelerin de görülebileceğine dair de beklentimizi de bu noktada koruyor olabileceğiz diye de düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün, değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Biz de İyi yayınlar dilerim. sağ olun. Kahve molasına Habertürk ile devam ediyoruz. Avrupa'nın ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde küçüldü. Eurostat'ın verilerine göre ekonomi önceki çeyreğe oranla %0,1 daraldı. Bu dönemde bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'nın ise %0,4 oranında küçüldüğü açıklandı.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten küresel şirketlere yeni bir uyarı var. Kuruluş, iklim değişikliği nedeniyle 2035 yılına kadar şirketlerin %20'sinin kredi notunun düşürülebileceğine dikkat çekti. En kısa zamanda iklim değişikliğine yönelik gerekli hamlelerin yapılması gerektiği belirtildi. Amerika'da konut kredisi faizleri 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta %6,79 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı ise %6,25'i gördü. Uzmanların konut piyasasına yönelik yorumu, Fed'in faiz artış adımlarının sektörü zayıflattığı yönünde. Son dönemde İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle çok sayıda restoran kepenk indirdi. Ülkenin önde gelen restoran zincirlerini bünyesinde bulunduran The Restaurant Group'ta 35'in üzerinde restoranın kapatılmasının planlandığını duyurdu. Söz konusu karara, artan işletme maliyetlerine ek olarak tüketicilerin son dönemde harcamalarını kısması gerekçe olarak gösterildi. Haber turuyla kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.